Şimdi şu merdivenlerden aşağı inerken iki öbek yapı görüyorsunuz. Bir hemen karşımızda kayaya, soldaki o devasa Karadağ'ın gövdesine bitişik üst üste yapılar var. Bir de sağımızda çatılı, oluklu, kiremitli yapılar var. Şu karşımızda gördüğümüz yapılar ise çok daha eski, yüzyıllara ait yapılar. Hristiyanlıkta resim son derece önem arz ediyor. Ve burada da en eski Sümela dini yapılarının cephe duvarlarının bile dini resimlerle süslenmiş olduğunu görüyoruz. Ben birazdan sizlere tek 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 bu resimleri, bu resimlerin ne anlama geldiğini, niye yapıldığını, hangi resmin ne ifade ettiğini anlatmaya çalışacağım. Tabi bu arada bakın, Osmanlı dönemine tarihlenen üslubuyla, her şeyle bir klasik Osmanlı çeşmesi bizi burada karşılamakta. Çok ilginç. Çeşmenin, yani insanların içmek için kullandığı kupalarının konulmuş olduğu yerlerde alışık olduğumuz serviler var, gül bezekler var. Ama alışık olmadığımız bir şey var. Kerubin melekleri var. Bunlar kerubin melekleri, kanatları burada. Baş kısımları burada gördüğünüz gibi. Tabi bir manastırın içine yapılmış olması dolayısıyla bunu görüyoruz. Evet, bekliyorum, herkes gelsin böyle. Gelsin ve buradan başlayalım konuşmaya. Neden bu yapının adı Sümela? Normalde bu gördüğünüz dağ öbeği Karadağlar diye adlandırılıyor. Yani antik dönemdeki dilde melas, kara, siyah demek. Melas. Bu gördüğünüz bölgeye ilk yerleşenler, bu gördüğünüz yere, buradaki dağların bu siyahlığı, karalığı, hele kış aylarındaki durumu, konumu, bundan dolayı Kara ismi burada çok kullanılmış. Kara dağlar, melas. Tabii başına da bir su getirilmiş. Yani manastırın karası, Kara Manastır. Ve bu şekilde o su mela, su melas, adım adım Osmanlı kaynaklarında da Sümela diye geçiyor. Ve bu şekilde dilimize Sümela olarak geçmiş. Hatta 24 nüfus mübadelesine Yunanistan'a gidenler, buradan, bu bölgeden, bu köylerden giden Maçka Rumları orada aynen bu coğrafyaya benzer bir coğrafyada dağın sırtlarına bir yeni Sümela Manastırı da inşa etmiş oldular. Az önce söylemiştim, şu gördüğünüz binaların tamamı Osmanlı dönemi. Yani Osmanlı padişahları bir İslam halifesiydiler. Ciddi anlamda dini bir yaşantıları, bakış açıları vardı. Bu manastıra destek mi çıkmışlardı? Hem destek çıkmışlardı, hem hediyeler göndermişlerdi. Bazıları kalkıp burayı ziyaret etmişti. Buraya ilk ziyarete gelen Osmanlı padişahı, çoğunuzun tahmin edeceği üzere, Fatih Sultan Mehmet'ti. 1461'de Trabzon'u fethetti. Trabzon'un fethi sonrasında bu manastırın metini duydu. Gelip görmek istedi. Ordusunun süvari birlikleriyle Trabzon'dan at sırtında buraya kadar geldi, ziyaret etti. Ve buradaki papazları vergi muafiyeti getirdi, Fatih Sultan Mehmet. Zaten Osmanlı'nın fethettiği topraklarda ibadet özgürlüğü verilmişti. Herkes ibadetinde, inancında serbestti. Din adamları Osmanlı'da korunmaktaydı. Onların mabetleri devlet eliyle gözetilmekte, tamir edilmekteydi. Bakın, bunlar çok önemli. Bugün birileri öyle bir Osmanlı anlatıyor, ben şaşırıyorum ya. Bunlar nerede okudu bunu, nerede duydu? Yani Osmanlı Devleti'nde mesela adam diyor ki, İşte Osmanlı padişahı içki fabrikası açtı. Ya kardeşim, bu devletin nüfusunun 1/3, hatta bazen yarısı gayrimüslim. Hristiyan bunlar, ekmeği şaraba banıp ibadet ediyor. Böyle bir ülkede içki yasak olmaz ki. Kim neresinden uyduruyor Osmanlı içki yasaklı diye. Ama Müslümansındır, içki içmezsin, alamazsın, satamazsın. Ama devlet gayrimüslim tebasının içkisinden vergi alır. Yani bunlar hangi kafayla tarihe bakıyorlar? Bu insanların, bu dar kafaların Osmanlı'yı anlama ihtimali yok. Çünkü bu dar kafalılar yobaz, bağnaz, ırkçı. Hem de her görüşün, her dinin ırkçısı, bağnazı bunlar. Osmanlı çok geniş görüşlüydü, çok rahat bir toplumdu. Ve tebasından hangi görüşte olursa olsun insanları
ortamları korurdu. Yavuz Sultan Selim'i biliyorsunuz değil mi? Ne kadar dindar olduğunu anlatmama gerek yok. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da 23 sene Sancakbeyliği yaparken iki tane altın kaplama şamdan hediye etmişti buraya. Bu şamdanların Rus işgali sırasında Rusya'ya kaçırıldığını biliyoruz. Çalındığını. Buradaki zaten manastırdaki en büyük yağmayı Ruslar yapmışlardır. En büyük yağmayı maalesef. Burayı onlar boşaltıyor. Mübadele sonrası bunlar kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Bir gün belki geliriz gene diye. Ama sonra buralar bir takım böyle define avcılarına maruz kalıyor. Bir de 1929-30'lu yıllar deniliyor. Çobanın biri gece burada ateşi yak sen, sonra söndürmeden git. Büyük bir yangınla ahşap aksamlar yanıyor gidiyor. Burada taş aksam kalıyor. 6 yıldır burası kilitliydi. Çok kısa süreli açılmak haricinde. Hazırsanız en eski yapılarla başlayacağız. Ve bu mabetler topluluğunun en eskisi ise mağara. Mağaraya doğru adım adım yürüyelim. Şimdi bakın burada bir şapel yapısı görüyoruz. Şöyle ben bir geçebilir miyim? Şuradan başlayalım. Bakın zaten buranın içerisinin bir şapel olduğu besbelli. Buranın içerisinin bir şapel olduğu besbelli. Gördüğünüz gibi burada oval bir uç kısım var. Biz buna ne diyoruz? Kilisenin apsidi diyoruz. Apsit kısmı. Demek ki kıblesi böyleymiş. Kıbleleri bu şekilde. Kapının hemen üzerine şöyle bir baktığımız zaman Hazreti Meryem'in ölüm sahnesi var orada. Hazreti Meryem'in vefat sahnesi. Hazreti Meryem'in başında bakın Hazreti İsa var. Hazreti İsa elinde böyle bir kız bebek tutuyor. O tuttuğu kız bebek annesinin ruhunu simgeliyor. Burada havariler ağlıyorlar. Sağlı sollu. Gördüğünüz gibi. Burada en altta yalnız ilginç bir dövüş sahnesi var. Şurada kötü ruhları, günahları simgeleyen böyle bir kadın var. Ve elleriyle Hazreti Meryem müdahale etmeye çalışıyor. Burada da Mikail Aleyhisselam var. Tabii ki Hristiyanlık anlayışına göre çizilmiş. Yani onlar Michael diyorlar. Ve Melek Michael ne yapıyor? Elindeki kılıçla o kötülüğü simgeleyen kişinin ellerini kesiyor bakın. O vaziyette ellerini kesmiş. Burada bunu görüyoruz. Buradan içeri girdiğimiz zaman zaten o en özel, en eski. Hani o rüya görüp de buraya gelen rahiplerin, o iki önemli rahibin bir tanesinin ismi Sophronius. Onların bulduğu mağara bu ve bulup genişlettikleri ve ilk ibadetgah. Hemen girmeyeceğiz içeri. Önce etrafında resimleri görelim, ondan sonra gireriz. Zaten bu bir kapı olduğu için kapının etrafında bakın burada bir kitabe var. Kitabeyi çift taraf tutan melekler görüyoruz. Ve burada azizler, kitap sahiplerini görüyoruz bu şekilde. Baktığınız zaman burada metropolitleri görüyoruz. Roma'nın, İstanbul merkezli Roma'nın burayı takdis ettiği, kutsadığı ve bir takım kutsamış olduğu, sonradan buraya gelmiş rahiplerin resimlerini görüyoruz. Komnenos hanedanının hükümdarlarının da burada resimlerini görüyoruz. Özellikle Manuel'in resmini çok sık görüyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Ya sormayın. İşte buraya yani bir sürü cahil, cühela insan yıllarca geldiler. Buralarda kendilerince barındılar, ettiler, define aradılar. Yüzlerinin oyulmasının ayrı bir hikayesi var, onu anlatacağım. Bu üzerlerine isim yazmalar, etmeler maalesef bu yöredeki buralara gelip giden insanların cehaleti. Bu bizim utancımız. Ama bu Ihlara'da da var. Bu Göreme Vadisi'de de var. Yani ona kendi adını yazsan ne oluyor? Daha ben geçen hafta 10 gün evvel Kars'tayız. Ani'de video çektik. Ya Ani'deki Selçuklu eserlerinin üstüne adam adını yazmış ya. Yuh olsun yani. Hani bunu yazanın Müslümanlığı, gayrimüslimliği yok. Bir tek adı var, cahil. Sadece o var. Yani burada bir cami olsa o gene adını yazar. O bu kiliseye bakmıyor. Yüzlerin oyukluğu şununla alakalı. Bir dönem, burada yine Hristiyanların yaşadığı bir dönem, bir efsane yayılıyor halkın arasında. Buradaki fresklerin yüzlerine, gözlerine oyup, suda karıştırıp içtiğimiz zaman şifa buluyoruz. Böyle bir batıl inanç. Ya insanoğlu bu işte yani. Şimdi Ayasofya'da biliyorsunuz ibadet açıldığından beri bir takım sıkıntılar oluyor. En son sıkıntı neydi? İki tane teyze sıvaları böyle kazıyıp kazıyıp torbaya dolduruyorlardı. O teyzeler Müslüman değildi. Ortodoks Hristiyanı teyzelerdi. Dün siz gördünüz mü? Evet. Sümela'da gezerken kadınlar duvarlardaki resimlere dokuna öpe dokuna öpe. Yani
kendi dinince ona dokunduğu anda kutsandığını düşünüyor. Bizde de var ya öyle bağnazlar, oraya taş koyuyor, oraya müzik koyuyor falan. Yani bu yüzlerin, gözlerin kazınması tamamen o batıl inançla alakalı. Şimdi ben şöyle bir geçeyim. Bakın bu sahne çok önemli bir sahne. Bu sahneyi hepimiz görelim. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'in en uzun ikinci suresinin bize anlattıkları. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ikinci suresi Ali İmran suresi. En uzun Bakara, ikincisi Ali İmran. Ali İmran suresinde İmran Hazreti Meryem'in babasının ismi. Henna da annesinin ismi. İmran'ın ailesi diye Kur'an-ı Kerim'de sure ismi var ya. Düşünün. Ya bu insanlar Allah'a indinde çok özel insanlar. İmran'ın karısı kim? Hazreti Zekeriya'nın baldızı. Hazreti Zekeriya'nın hanımının kız kardeşi. Bunların bir türlü çocukları olmuyor. Bunlar karı koca dağlara vuruyorlar kendilerini. Yıllarca ibadet ediyorlar. Allah'ım bize bir çocuk, bize bir çocuk. Sonra tabii Allah onlara bebek ihsan ediyor. Henna hamile kalıyor. Hristiyanlar Anna derler. Kocasına da İmran demezler, Yokohim derler. Aramızda Avrupa'dan gelenler var. Karşılarına çıkarsa şaşırmasınlar. Sonra bunların bebekleri oluyor. Daha hamileyken karnındakini mabede adadım diyor Hazreti Meryem'e. Bebek doğuyor. Mabede vereceğim diyor ama bebeğin büyüyüp eli ayağı çalışması lazım. Yani 6 yaşına gelmesi lazım. Hazreti Zekeriya'nın araya girmesiyle o kız çocuk Hazreti Meryem mabede kabul ediliyor ve orada kalıyor. Bakın burada müthiş bir sahne var. Şu gördüğünüz Hazreti Meryem. Ve Hazreti Meryem'e melek bakın yiyecek getirmiş, yiyecek sunuyor. Gördünüz mü? Şu sahne Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Küllemâ dahale aleyhâ zekeriyel mihrab. Bizim Türkiye'deki camilerimizin yarısının mihrabında bu ayet yazar. Zekeriya mihraba döndüğünde, baktığında, durduğunda. Normalde ayette geçen mihrap, duvar nişi demektir. Eski evlerde hatırlayın, duvarlarda böyle oyuklar olurdu. İçine ne konurdu? Tabakla yiyecek, meyve, şu bu ya da kandil konurdu. Hazreti Meryem'in sık sık ziyarete, onu koruyup kollamaya, durumuna bakmaya Hazreti Zekeriya mabetteki o küçük odaya giriyordu. Odaya girdiğinde odadaki duvar nişinde tabak tabak meyveler, hem de turfanda meyveler. Kur'an'da geçiyor. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. Bunları görüp ey Meryem bunlar neredendir diyordu. O da bunlar Allah katındadır ya Zekeriya diyordu. İşte Kur'an'da anlatılan bu hadise burada resmedilmiş. Arkada gördüğünüz o binalar ne? Siz söyleyin. Evet, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'da Süleyman peygamberin yaptırdığı birinci mabet maalesef değil. O Babil kralı Buhtun Nasır tarafından yıkılmıştı. İkinci mabedin binalarını görüyoruz. Zekeriya peygamberin vaaz verdiği, oğlu Hazreti Yahya'nın babasının vaazını dinlerken, babası ne zaman kıyamet ve azap konularına girdiğinde aklını kaybetmiş bir şekilde kendini dağlara vurup bağırarak kaçtığı mabet o mabet işte. Yani bugünkü Mescid-i Aksa ulusu ya. Mescid-i Aksa ulusu orası. Ve melek tarafından rızıklandırılma sahnesi. Hakikaten çok müthiş. Şimdi tek tek bütün resimleri anlatırsam burada akşamı yaparız. Onun için ben böyle gözüme takılan ara ara resimlerden anlata anlata devam edeceğim. Bakın burada gördüğünüz şu binalar Mescid-i Aksa avlusundaki o günün mabedi. Hazreti İsa havarileriyle artık peygamberlik gelmiş, dinini yaymaya başlamış. Mesela Hazreti İsa burada bir mucize gösteriyor. Ne yapıyor? Orada gözleri görmeyen ve cüzdanlı insanlar var. Onların yanına gidip onlara şifa veriyor. Bakın görüyorsunuz bu insanlar toplumdan benim memleketimin tabiriyle iretlenmiş, uzaklaştırılmış. Cüzdanlı ya da böyle bir takım bulaşıcı hastalıklara düçar olanlar boyunlarına çan asılarak aman şehre yaklaşmasın, yaklaşırsa duyalım diye onlar toplu halde uzaklaştırılırdı. Osmanlı'da da vardı bu ama hakir görülerek değil. Onlar bir arada tutulup tedavi edilir ve bakımları yapılırdı. Biz bunlara ne derdik? Miskinler tekkesi derdik. Miskinler tekkesi. Ve o şekilde. Bakın buradan şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Şu sahneyi ben size dün Ayasofya'nın içinde anlattım. Bu sahne Hazreti Meryem'in müjde sahnesi. Bakın Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e bunu anlatıyor. Şimdi ben bunları böyle anlatınca bazen oluyor ya bizim inancımızda melek böyle tasvir edilmez falan filan diyenler oluyor. Onu diyecekler lütfen ya bu videoyu izlemesinler ya da demeden evvel ben söyleyeyim. Hristiyanlığa göre olan bu resimleri ben yorumlamaya çalışıyorum. Yoksa bizim bunlara inandığımız falan yok yani. Burada bu resim de Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan bir resim. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'e geldi. Hazreti Meryem 6 yaşında mabede girdi. Ve 6 yaşından itibaren hamile kalacağı,
genç kızlık yaşına kadar mabette kaldı. Mabetteki hahamlar ondan nefret ediyordu. Çünkü Yahudilerin bozulmuş itikatlarına göre mabede bir kız çocuğunun, değil bir kadın fark etmez, girmesi büyük günahtı. Ama Zekeriya peygamberin zorlamasıyla alınmıştı mabede. Onu istemiyorlardı, sevmiyorlardı. Ama bir o kadar da kıskanıyorlardı. Gündüzleri hep oruçlu, geceleri sabaha kadar ibadetli bir genç hanım da Hazreti Meryem. Bu kadar itikatlı, takva ehli, herkesin hayran olduğu bir genç kız, namus abidesi, karnı büyümeye başlıyor. Ve bunun izahı yok. Benim elim erkek el değmedi ama nasıl hamile kaldım bilmiyorum. Bunu bu şekilde kendini aklayamaz. Onun için ona susma orucu, yani konuşma orucu tutturuldu. Bakın mesela şu sahne, müthiş bir sahne. İstanbul'da Kariye'de de var. Bu sahne yine Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan sahne. Bakın arkada yine kocaman bir mabet topluluğu var. Burası Mescid-i Aksa avlusundaki ikinci mabet. Hatta ortada kubbeli bir yapı var. O kubbeli yapının altı Muallak Kayası. Mukaddes kayanın üstü orası. Şu an bizim Kubbetü's-Sahra'mız var orada. İşte Yahudilerin şu an en büyük arzusu Kubbetü's-Sahra'yı ve Mescid-i Aksa Kıble Camii'ni, Allah muhafaza etsin, yıkıp yerine bunları yapmak istiyorlar yeniden. Orada bakın mabedin kapısında yaşlı bir adam var. Uzun beyaz sakalı var, görüyor musunuz? O yaşlı adam Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya'nın önünde genç bir adamla kadın var. Maalesef hepsinin yüzleri o bahsettiğimiz batıl inanış dolayısıyla yüzülmüş ve o sıvaları yemiş millet. Yiyenler tabii Müslümanlar değil, Hristiyanlar. Yani mukaddesat adına herkes her şeyi yiyebiliyor maalesef. Bakın bunu Hristiyanlar da yapmışlar. Sümele'yi yemişler ya. Ben onun için diyorum. Ayasofya tabii ki ibadete açık kalacak. Ama paralı olsun. Parayı verenin o para değsin bir yerine. Sadece ibadetini yapsın çıksın. Böyle dev kalabalıklar olmasın. Neyse bakın İmran'ı görüyorsunuz. Hemen önünde Henna'yı görüyoruz. Ve önlerinde ufacık bir kız çocuğu var, gördük mü? O kız çocuğu kim? Hazreti Meryem. Ve Meryem'in mabede takdim sahnesi. Bakın ben dün ne demiştim size Trabzon Ayasofya'nı gezerken? Bu tasvirlerde iki farklı olay aynı resmin içinde canlandırılır. Burada da aynısı var. Birinci olay Hazreti Meryem'in anne babası tarafından 6 yaşına gelmiş haliyle Zekeriya peygambere teslim edilmesi. İkinci sahne arkada Hazreti Meryem kendisine verilen o küçücük odada ibadet ederken meleklerin ona yemek getirme sahnesi. Gördünüz mü? İşte o küllema dahale aleyhe Zekeriya'l mihrab diye başlayan ayet ve devamı. Zekeriya odasına girdi. Duvar nişinde mihrapta yemekler gördü. Bunlar neredendir dedi. O da Allah katındandır. Melekler beni rızıklandırıyor. İşte o sahnenin resmedilmiş halini görmekteyiz. Devam edelim şöyle. Nerenin alfabesi? Burada bir sürü alfabe var. Genelde Yunan alfabesi, Grekçe, arada Latin alfabesi var tabii ki. Latin alfabesi var. Bunları görüyoruz. Bakın Hazreti Meryem'in doğum sahnesi ve Hazreti İsa'nın doğum sahneleri buralarda gözükmekte. Şöyle gelelim. Önce dışarıdan anlatacağım, sonra girelim içeri. Bakın bu sahne çok önemli bir sahne. Alttaki resmi anlatıyorum size. Bu gördüğünüz yer güya diyorsan biz inanmıyoruz Müslümanlar. Güya Hazreti İsa'nın tutuklanma, yakalanma ve mahkeme edilme sahnesi. Biliyorsunuz o günlerde Yahudilerin başında Romalıların vasalı olan kukla bir Yahudi kralı vardı. Herod. Yahudi kralı Herod. Yahudilerin bir ilim meclisi vardı. Sanhedrin. Sanhedrin meclisi o günlerde çok rahatsızdılar. Kimden? Hazreti İsa'dan. Çünkü Hazreti İsa aralarında Tevrat'ı, Hazreti Musa'nın getirdiği orijinal Tevrat'ı en iyi bilendi. Hazreti İsa'nın Yahudi din adamları ayağını kaydırmak istiyorlardı. Ne yaparak? Ona böyle çetrefilli, hakikaten insanın verdiği cevapla ya bu küfre girdi deyip onu recmettirecek sorular soruyorlardı. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya vahyetmişti. Sakın kendi kelamınla konuşma. Onlar sana ne sorarlarsa sorsun, gerçek Tevrat'tan cevap ver. Yani avam tabiri ayet çak diyor yani. Hiç kendi kelamınla konuşma. Öyle olduğu için ne zaman bir soru sorulsa, o Pavlus sahtekar bunu çok yaptı Hazreti İsa'ya. Mesela diyordu ki cumartesi günü benim öküzüm bataklığa saplandı, ben ne yapayım? Yahudilerde cumartesi günü çalışmak büyük günah.
Onlar diyorlar ya işte, haşa Allah 6 güne kainatı yarattı, yoruldu, 7. gün yattı uyudu falan, dinlendi. Sanki Allah yoruluyormuş gibi. Ona böyle zaman ve insani vasıflar adıyorlar. Günahtır, öküzü kurtaramazsın, çalışamazsın dese, diyecekler öküze günah diyecekler, oradan vuracaklar. Dese ki ya öküz gidiyor kurtarın dese, bu kez bizim inancımıza ters düşecekler. Hazreti direkt ayet söylüyor. Hiçbir şey diyemiyor, deliriyorlar. Hiçbiri onu kadar iyi bilmiyor çünkü. Hepsi bozulmuş konuları bildikleri için. Nihayetinde en son Romalılar onu şikayet ediyorlar. Ne diye şikayet ediyorlar? Aramızdan biri çıktı, peygamberlik iddia ediyor mu diyorlar. Hayır. Aramızdan biri çıktı, krallık iddia ediyor diyorlar. Bakın birazdan biz burada sizinle bir sürü çarmıha gerilmiş güya Hazreti İsa sahnesi göreceğiz. Çarmıhta başının üstünde bir yazı var. Yahudilerin kralı yazıyor. Çünkü güya Romalılar onu çarmıha gerdiklerinde bir tahtanın üstüne Yahudi kralı diye yazıp alay etmek için başına da onu asmışlar. Buna inanılıyor. Hatta başının üstüne ne koymuşlardı? Taç koymuşlardı. Bazıları hinnap ağacının dalı olduğunu söyler. Hinnap'ın böyle parmak gibi dikenleri vardır biliyorsunuz. Ve onu böyle kıvırıp kafasını kanatırcasına sokmuşlar. Tabi bunların hiçbirisi Hazreti İsa'nın başına gelmedi. Ama birinin başına geldi. İhanet eden havari Judas. Diğer adıyla Yahuda'nın başına geldi. Hazreti İsa'yı pusuya düşürmeye çalıştılar. Yahuda onun yerini ve buluşma saatini söyledi. Romalılar saldırdı. Tabii ki biz Müslümanlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir zaman yakalanmadı. Ama Yahudi ve Hristiyanlara göre yakalandı. Ve 14 durak Via Dolorosa deniliyor. Yürütüldü, bağlandı, mahkeme edildi. Mahkemeyi kim yaptı? O gün Kudüs'te bulunan Roma valisi Pilate. Pilate yaptı o mahkemeyi. Hatta Pilate'nin böyle yüksek bir yerden Hazreti İsa'yı güya bize göre değil, parmakla gösterip o adam diye başlayan bir konuşması vardı. O adam çok önemli. Bir gün hep beraber Kudüs'e gidersek o konuşmayı yaptı inanılan kemer. Kemer de Roma İmparatoru Hadrian'ın kemeri. Ama Hadrian o kemeri oraya sonradan yapacak. Hazreti İsa ne zaman yaşadı? Sıfırda. Hadrian 135'te yaşadı milattan sonra. Garibim Hristiyanlar yüzyıllarca o kemerin taşlarını yaladılar, öptüler Hazreti İsa bastı diye. Halbuki o taşlar Hazreti İsa'dan 100 sene sonra kondu oraya. Cahillik böyle bir şey işte yani. Bakın burada güya Hazreti İsa Romalı askerlerin arasında. Burada tahta oturan kişi Roma İmparatoru, Roma valisi Pilate. Roma valisi Pilate anlatıma göre Hazreti İsa'nın masumiyetine inanıyor. Pilate'nin karısı hepten inanıyor onun kutsallığına. Hatta Türkiye'de de, hatta Orta Doğu adetlerinde de vardır. Hani öldürülecek bir kişi için ya kan parası ya da diyet uygulanır. Onu öldürmeyelim yerine diyet, ne istiyorsunuz? Bunun gibi. Aranızdan diyor Pilate çıkıyor Roma valisi. Şu kadar insanı öldüren bir zindanda adam var. Onu öldüreyim diyor. Bunu salıverelim diyor. Olmaz diyorlar. Romalıların da dikkatini çekmek için Hazreti İsa nasıl kötülüyorlar? Krallık iddia ediyor diyorlar. Krallık. Peygamber deseler Pilate der ki istiyorsanız hepiniz peygamber olun bana ne der. Biz Zeus'a tapıyoruz zaten der. Onun için ama peygamberlik değil krallık deyince iş değişiyor, iş siyasete dökülüyor yani. Ve böylece burada bir mahkeme edilme sahnesi var. Şimdi yukarıya bakıyoruz. Yukarıda da çok ilginç bir sahne var. Bu sahne Hristiyanlıkta Lazar'ın diriliş sahnesi diye geçer. Lazarus. Bir gün Kudüs'e giderseniz. Tabii gruplarla Kudüs'e gittiğinizde oraya normalde hiçbir grup gitmiyor. Çünkü Kudüs'ün iyice dışında tamamen Filistinlerin yaşadığı bir uç mahalle bölgesi burası. Allah nasip eder. Kudüs'ün 3. kitabını yazarsam onu oraya koyacağım. Kudüs 2 bütün şehri anlatıyor. Oraya bile onu koyamadım. Çünkü tamamen surun dışında bir mahalle burası. O mahallede ne var Filistin mahallesinde? Bir cami var. Yanında bir kilise var. İkisinin altında bir mağara var. Mağaranın içi Hristiyanlara göre Lazar'ın dirildiği mezar mağara. Biz Müslümanlara göre ise Üzeyir peygamberin bir asır boyunca Allah tarafından uyutulduğu sonra dirildiği mağara. Yani aynı mağaraya iki farklı inanç insanı kutsallık atfetmiş. Üzerine kilise ve cami yapılmış duvar duvara. Altında mağara. Her gelen mağaraya giriyor çıkıyor. Kimi Fatiha'sını okuyor. Kimi haçını çıkarıyor. Çıkan kilisesine camisine gidiyor. Ve bu o Filistin mahallesi Kudüs'ün kenar mahallesinde hala duruyor. Peki bu Lazar olayı neydi? O mahalle bugün hala duruyor. O mağara, kilise ve cami Zeytin Dağı'nın tam arkasında.
haz değilse hastaları iyileştiriyor. Hem de öyle böyle hastalar değil. Ve bir gün şehirden ayrılıyor, ara ara ayrılıyor. Havalileriyle tebliğ irşat adına geziyor. Hazreti İsa şehirden ayrıldığı bir dönemde, biliyorsunuz Hazreti İsa'nın kadın havarileri de vardı. Kötü yola düşmüş bir kadın vardı. Yahudiler onu recm edeceklerdi. Tam taşlayacaklarken Hazreti İsa manzarayı gördü, araya girdi. İlk taşı hiç günah işlemeyeniniz atsın dedi. Yahudiler kala kaldılar. Kadıncağızı kurtardı Hazreti İsa. Bu kadın Mecdelli Meryem'di. Yani diğer tabirle Maria Magdalena. Mecdelli Meryem'in bir amcası vardı. Adı Lazar, Lazarus. Hazreti İsa'nın şehirde olmadığı bir gün Lazar zaten yaşlı bir adamdı. Ağır hastalandı ve herkes Hazreti İsa'yı aradı. Çünkü hastaları iyileştiriyor. Kesin Lazar'ı da iyileştirir dediler. Ama bulamadılar. Lazar öldü ve sonra götürüp gömdüler. Hazreti İsa o definden bir hafta sonra Zeytin Dağı tarafından geldi. Tabii havarilerin çoğunun yaşadığı bir mahalleydi. Oraya yaklaştığında uzaktan böyle inlemeler, bağırmalar, yas sesleri, zılgıtlar duydu. Eve girdiğinde ah İsa, ya İsa nerede kaldın, biz seni çok aradık. Lazar ağır hastalandı, sen onu tedavi ederdin ama o öldü diyorlar. Hazreti İsa bunun üzerine beni Lazar'ın mezarına götürün diyor ve götürüyorlar. Bakın görüyorsunuz Hazreti İsa yanında havariler, hatta Mecdeli Meryem de var bakın orada, görüyor musunuz? Maria Magdalena. Eskiden mezarlar şöyle oluyormuş o yüzyıllarda. Hani bizdeki gibi çukur açıp içine yatırma değil. Lahit içine koyma da değil. Böyle bir dağın sırtı mağara gibi, yani bir fırın gibi açılıyor. Cenaze fırına sürülür gibi sürülüyor. Ve yuvarlar ağzına bir taş kapatılıyor. O şekilde. Hazreti İsa diyor ki bakın biz bu olaya inanıyoruz. Biz Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiğine inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Hazreti İsa diyor ki o kapağı açın diyor. Ya İsa açmayalım diyorlar. Öleli çok oldu, kokuşmuştur diyorlar. Açın diyor Hazreti İsa. Ve taş kapak açılıyor. Hazreti İsa ellerini açıyor ve dua ediyor. Allah'ın izniyle diril ve gel diyor. Ve Lazar gördüğünüz gibi kefeniyle mezarın içinden yürüyerek çıkıyor. Oradaki insanların haykırışlarını, gözyaşlarını, çırpınışlarını, düşüp bayılışlarını hayal etmeye çalıştı. Ve Hazreti İsa'nın ölüleri diriltme meselesi asırlar sonra Topkapı Sarayı'nda Divan-ı Hümayun'da tartışılıyor. Molla Kabız diye bir adam çıkıyor. İstanbul sokaklarında geziyor. Haşa Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den daha üstündür. Lakırdılar etmeye başlıyor. Niye daha üstün? Diyor Hazreti İsa ölü diriltti diyor. Hazreti Muhammed böyle bir şey yapmadı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu olay Divan-ı Hümayun'a yansıyor. Adamı tutukluyorlar. Divanda mahkeme ediyorlar. Fakat mahkemede tamam sadrazam var, defterdar, nişancı, reis, kaptan değerli var ama bunlar kelam alimi değil ki. Bunlar Molla Kabız'ı izam edemez. Doğruyu en yüksek ilimle söyleyemez. Molla Kabız davasını anlatıyor. E buradaki vezirler bir şey diyemiyorlar. Ve adam serbest bırakılıyor biliyor musunuz? Adalete bakın. Adalete bakın. Efendimiz'e adam üstü kapalı hakaret ediyor. Başka bir Müslüman toplumda direkt kafasını alır. Ama Osmanlı adalet devleti. Orada izam edilemiyor. Pencereden de kanuni seyrediyor mu? Divan-ı Hümayun penceresinden. Küplere biniyor. Tabii Molla Kabız salındıktan sonra çağırıyor vezirleri. Sopayı alıyor eline. Yok yok sopa yok. Bayağı inanacaksınız ha sopa desem. Sopa olur mu ya? Bu ne mahalle kavgası mı o? Pertanyel Sultan elini beline koyup şeye Fransız kraliçesine hanım hanım senin kocan yok mu demesi gibi. Bunların hepsi yalan. Bu insanlar çok terbiyeli, çok düzeyli insanlardı yani. Bizim televizyonlardaki seviyesiz yarışmacılar gibi değildiler. Ondan sonra kanun diyor ki, bakın kanuni dertlenmiş. Benim peygamberime diyor, bu herif hakaret ediyor ve siz önlemini almıyorsunuz diyor. Kerem alimleri niye çağırmadınız? Ondan sonra ne oluyor? Kerem alimleri, İbni Kemaller ertesi günü çağrılıyor. Molla Kabız da çağrılıyor bir daha. Mahkeme bir daha düzenleniyor. Bilirkişi çağrılıyor yani. Bilirkişiler Molla Kabız'ı ilzam ediyorlar, sonra cezası kesiliyor. Yani bakın şu olay oraya yansıyor yani. Nereden nereye? Hadi devam edelim. Dedim ben size akşam anlatırım bunları. Bitmez bu konular. Çok da keyifli gidiyor. Bakın oraya Allah lafzı yazılmış hakikaten. Yani burada her türlü, burada Gürcü alfabesi var, Rum alfabesi var, Grekçe, Latince, Osmanlı Türkçesi, normal bugünkü alfabemiz. Hepsi mevcut. Bakın yukarıda Hazreti İsa merkebe binmiş gidiyor. Hazreti İsa'nın, bakın eğer Hazreti Meryem merkebin tepesinde, kucağında çocuk varsa Hazreti Meryem'in, o Mısır'a gidiş sahnesi. Hazreti İsa bir bayram dönüşü Kudüs'e girme sahnesi, o meşhur. Ayaklarının altına
merkebinin ayaklarının altına örtüler serilmiştir. Meşhur bir hadise burada bu şekilde anlatılmaktadır. Şöyle geliyorum. Bakın burada çok ilginç bir sahne var. Evet. Kaç tane aslan? Ben her zaman derim, benim turuma çok sık katılanlar var aranızda. İki aslan ve ortasında bir adam gördüğünüz zaman o adam kimdir? Kim? Danyal Peygamber. Evet, tebrikler. Danyal Peygamber. Hikaye uzun. YouTube kanalımda Danyal Peygamber'i Tarsus'taki mezarının başında anlattığım bir video vardı. Danyal Peygamber orada bayağı uzun anlattım. Kısa özetleyeceğim. Danyal Peygamber kimdi? Milattan önce 586'da Babil Kralı Buhtun-Nasır'ın Kudüs'ü işgali, of be dürbünle izliyorlar orada ya. Müthiş. Çok iyi. Ekip ya, ekip dürbün getirmişler özel. Oradan. Yo çok iyi. Devam. Oradan bakın. Harika. Onur duydum yani. Grubumda böyle teknoloji kullananları görünce. Danyal Peygamber Babil sürgününe giden 40 bin Yahudi'den birisi. Tabii sürgüne gidiyor. O Babil sürgünü 40 yıl sürüyor. O sürgün sırasında yanındaki insanlara kendisine peygamberlik geldiği için tek Allah inancını anlatmaya başlıyor. Babil Kralı Buhtun-Nasır putperest. Bu manzarayı görüyor ve tabii ki bundan çok rahatsız oluyor. Çünkü esir ettiği bu toplumu bilinçlendiren bir peygamber var aralarında. Diyor ki ben buna ibretlik bir ceza vereyim. Bir daha hiçbiri bunu yapamasın diyor. Yani bundan, bunun gibi bir başkası çıkmasın. Ve en ibretlik ceza ne? Dev bir çukur. Çukurun içinde günlerce aç bırakılmış aslanlar, aslanlara atılacak. Aslanlar onu parça parça edecekler. Ve herkes ibretle korkacak ve suspus olacak. Diktatörlerin en sevdiği şeydir. Kitleleri korkutmak için böyle cezalar verirler. Ve aslanlar, bakın aslanlar zincirle bağlı. Gladiator filminde de vardı ya aynı sahne. Zincire bağlı aslanlar zincirleri yavaş yavaş bırakıyorlar. Aslanlar birer pençe atarak yaklaşıyor. En son parçalıyorlar. Zincirler önce uzakta, aslanlar nasıl kükrüyorlar, nasıl kükrüyorlar. Zincirler yavaş yavaş bırakılıyor. Danyal Peygamber tam ortada büyük bir metanetle Allah'a yaslanmış, sığınmış. Aynen mancınıktaki Hazreti İbrahim gibi, balığın karnındaki Yunus Aleyhisselam gibi. Bu arada unutmayalım, burada resimlerin içinde balığın ağzından dışarı doğru çıkarılan Yunus Peygamber'in resim var. Bakalım önce hanginiz bulacak. Ve sonra Danyal Peygamber'e iyice yaklaşıyorlar. Halk korku içinde eyvah diyorlar, şimdi parçalayacaklar. Aslanlar iyice yaklaştırıldığında pençelerine sanki onun munis bir dostu gibi, sanki bu aslanları o yetiştirmiş, çocukluğundan beri o bakmış gibi. Evet, sanki onun terbiyecisi gibi kollarını atıp sarılıyorlar. Hatta rivayet odur. Hani evinizde kedi besleyenler bilir. Kedi böyle size sokulur, yaslanır, sırnaşır. Bazısı böyle sarılır, bazı böyle sırtını yaslar. Benim çünkü annem kedi hastasıydı, çok iyi bilirim. Aslanlar böyle biri sırtını, biri yüzünü dönüp sarılınca fıttırıyor Buhtun-Nasır, Nabukadnezar. Matrix filmindeki geminin adı neydi? Nabukadnezar'dı. Bak adamlar nerelerde kullanıyorlar isimleri. Ve diyor ki daha tam acıkmamışlar diyor. Bekleyelim 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün. Aslanlar açlıktan ölecek ama sarmaş dolaşlar. Ve tabii sonra af diliyor. Sonra Danyal Peygamber'in o peygamberlik hayatı devam ediyor. Bu sahne öldüğünde yüzük olarak parmağına takılıyor. Asırlar sonra Hazreti Ömer döneminde İslam orduları Tarsus'un fethinde Tarsuslar diyorlar ki bize ne yaparsanız yapın şu mezarı ellemeyin. Kim yatıyor bilmiyoruz ama bizim kutsalımız o. Tabi mezar açtırılıyor mesleme. Mezarın içi altın elbiseli bir adam. Hiç bozulmamış ve parmağının üzerinde bir yüzük. Yüzükte ne resim var? Şu resim var. İki aslan, ortada bir insan. Yüzük sökülüyor. Parmağından çıkarılıyor. Mesleme Medine'ye gönderiyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer biz böyle bir mezar bulduk. Oradaki halk çok kutsal, ellemeyin diyorlar. Biz ne yapalım? Kim bu adam? Biz bilemedik. Hazreti Ömer kimi çağırıyor? Hazreti Ali'yi çağırıyor. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer hiçbir zaman birbirlerine düşman olmadılar. Hazreti Ali onların Şeyhülislam'ıydı. Ya Ali böyle böyle bir durum var. Bu yüzük gönderildi. Kim bu adam diyor. Hazreti Ali yüzüğe bir bakıyor. Bu diyor Danyal peygamberdir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana anlattı diyor. Aman diyor askerlerine söyle. Üzerini iyi kapatsınlar, iyi korusunlar. Yahudiler bu mezarı çalmak isteyeceklerdir diyor. Bakın Tarsus'ta durmadan kazılar oluyor, bir şeyler oluyor. Evet. Çok önemli yani. Yahudilerin Tarsus'la alakalı çok planları illaki var. Ahit sandığını. Çok önemli. Ahit sandığının da bazıları Sümele Manastırı'nda olduğunu söylüyor, biliyor musunuz? Burada olduğunu. Bazıları İstanbul Ayasofya diyor mesela. Bilemiyoruz. Böyle kutsal bir yere getirilip saklandı deniliyor. Ya da şey dikili taş, şey,
Her türlü çok fazla şey var ama bir yerde Sümele diyor. Ve Danyal peygamberi görüyoruz aslanların arasında. Ya bakın bir gün Osmaniye aslan taşa gidin, git antik kentine. Oradaki kale duvar kabartmalarında bile iki aslan arasında bir adam göreceksiniz. Hititler bile Danyal peygamberi biliyor muydu? Allah bilir, biliyordu. Yukarı doğru bakıyoruz. Bakın çarmıh sahnesini görüyorsunuz. Çarmıhta, çarmıhın altında ne var? Bakın bir mağara gibi bir şey var, bir kuru kafa var. Bu kuru kafa ve kemikler kimi simgeliyordu Hristiyanlığa göre? Dün şeyde Ayasofya'dan attım. Hazreti Adem. Hazreti Adem'i simgeliyordu. Güya kanıyla onun günahlarını temizledi. Bakın çarmıh sahnesi, çarmıhtan indirilme sahnesini görüyoruz. İndiriliyor ve ondan sonra orada gömülme sahnesi, hatta burada yağlanma sahnesi var. Cenazesinin yağlanması. Ben çok ilginç bir şey yaşadım. Bir gün Kudüs'e sık sık gidiyorum ya. Kudüs'te bir Yahudi, ama böyle ateist, böyle çok hani dindar bir Yahudi değil. Sen dedi Kıyamet Kilisesi'ne gidiyor musun? Dedi gidiyorum dedim. Grupları götürüyoruz. Orada duvarda bir resim var dedi. Gördün mü? Gördüm dedi, mozaik resim. Çarmıhtan indirilme. Orada yıkanma ve gömülme sahnesi. O dedi yıkanma yerinde orada bir tane testi var, gördün mü dedi. Gördüm dedim. O ne biliyor musun dedi. Bilmiyorum, ne o dedim. O yağdanlık dedi. E ne olacak dedim. Kimler yağlanır dedi. Ne bileyim ben dedim. Krallar yağlanır dedi. Bak, çok ilginç. Yani konuştuğum kişi yani laik bir Yahudi. Hani öyle çok dindar değil. Ama krallar yağlanır. Yahudiler Hazreti İsa'dan nefret ediyorlar. O diyorlar aramızdan çıktı, krallık iddia eden bir, onlara göre ben söylemeyeceğim tabii onu, kötü kişi olduğunu söylüyorlar. Ya yani şarlatan diyorlar, şu bu diyorlar, haşa. Sahtekar diyorlar. Şu yukarıda da Hazreti İsa'nın Hazreti Adem ve Havva'yı mezardan çıkarma, onları kurtarma sahnesi söz konusu. Bunları böyle görüyoruz. Evet, Aziz John'un ejderhayı öldürme sahnesi ve yukarıda Hazreti İsa'nın maalesef Hristiyanlığa göre tanrılaşma sahnesi. Karşı tarafta bakın tamamen gök kubbe yapılmış. Hazreti İsa maalesef tanrılaşmış. Gördüğünüz gibi orada metamorfoz olayı gerçekleşmiş. Tanrılaşmış Tanrı oğlu iken. Ondan sonra ve yukarıda etrafında melekler, azizler, boydan boya bütün tabaka tabaka insanlar. Aşağı doğru en altta kaybolan kısımda ise cehennemlikler vardı. O kısımlar şey olmuş, cehennemlikleri valla söküp yedilerse bilmiyorum artık. O biraz sıkıntı meydana getirebilir yani. O biraz sıkıntı meydana getirebilir. Burada çok ilginç sahnelerden bir tanesi de aslında İlyas peygamberin hayatıyla alakalı. Bakın duvarda görüyorsunuz, boydan boya parça parça farklı zamanlarda cereyan eden olaylar sanki bir bütün içerisinde verilmiş. Orada dönemin kralını ve kraliçesini görüyoruz. Ciddi bir susuzluk, kuraklık var. Bir türlü yağmur yağmıyor. Putperest rahipler bu işi başaramıyorlar. İlyas Aleyhisselam bunu yapabileceğini söylüyor. Rahiplerle İlyas Aleyhisselam, aynen Musa Aleyhisselam kıssasındaki Firavun'un karşısındaki rahiplerle buluşması gibi bir araya geliyor. Rahipler kurbana dua ediyorlar. Allah gelip kutsal ateşi yakacak, yakmıyor. İlyas Aleyhisselam dua ediyor. Ateş iniyor ve oradaki o kurbanı yakıyor. Ve İlyas Aleyhisselam'ın tek Allah inancının gerçek olduğunu herkes görmüş oluyor. Hatta halk orada rahipleri linç ediyor. Kral böyle bir hadiseye son derece kızıyor. Yani İlyas Aleyhisselam mucize gösteriyor ama nihayetinde öldürülmeye çalışılıyor. Bunun üzerine İlyas Aleyhisselam oradan kaçıyor, uzaklaşıyor. Yani bakın peygamberlerin çoğunun başına gelmiş benzer hadiseler. Oradan uzaklaşıyor ve bir dağa sığınıyor. Sığındığı dağda bir yerde uyumaya çalışıyor. Bakın orada meleği görüyorsunuz. Melek onu uyandırıyor, hatta ona yiyecek getiriyor. Bakın orada bir pide falan var elinde. Buraya değil, mağaraya sığınması gerektiğini, orada korunacağını söylüyor. Ve bunun üzerine İlyas Aleyhisselam mağaraya sığınıyor. Bakın hemen altta mağarayı görüyorsunuz. O mağarada zaten mağaraya sığınan Üzeyir, mağaraya sığınan İlyas Aleyhisselam, mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf. Bakın benzer kıssalar. Daha sonra oradan uzaklaşarak bir nehre geliyor. Nehre örtüsünü, yaygısını seriyor. Bir köprü gibi oluyor. Oradan karşıya geçiyor. Karşıya geçtiğinde kendisini Yahudilere göre Elişa, biz Müslümanlara göre Elyasa Aleyhisselam karşılıyor kendisini. Elyasa Aleyhisselam. Zülküffe Elyasa, Elyasa Aleyhisselam onun öğrencisi. Ve burada çok acı bir durum var. Bakın Pegasuslarla göğe yükseliyor. Pegasuslar, putperest Roma İmparatorluğu'nun inandığı kanatlı atlar, yani tanrısal arabaları çeken
yani anlayacağınız İznik Konsülü'nde putperest Konstantin ve ekibinin yeni din Hristiyanlığa yani orijinalinde İsevi'liğe katmış olduğu putperestliğe ait izler burada maalesef söz konusuydu. Sümele Manastırı'nın o en eski mağara kilisesinin dış cephesi o kadar muhteşem, tarihi geçmişi olan hikayeleri dinler tarihi adına ders nüvesi hükmünde olan o kadar çok resim var ki. Şimdi bakın, şimdi biraz daha yüksekten size bir takım resimleri anlatmak istiyorum. Şu gördüğünüz kısımda Hristiyanlığa göre yapılmış resimler. En yukarıda sağdan sola doğru kainatın yaratılış sahneleri var. Yani kainat nasıl yaratılmış adım adım. Tabii üçüncü sahnede ortada maalesef biz Müslümanlara göre kabul edilmesi mümkün olmayan Hazreti İsa'nın tanrısallığı. Bakın sağ tarafında bir güvercin var. Yani kutsal ruh Cebrail Aleyhisselam simgeliyor. Yani Hazreti İsa maalesef tanrısal bir güçle kainatı o yaratıyor. Burada öyle gösterilmiş. Bakın hayvanlar yaratılmış, güneş var, tabiatta koşmaya falan başlamışlar. Buradan bunları görüyoruz. Sonra buradan böyle aşağı doğru iniyoruz. Hikaye böyle devam ediyor. Güya Hazreti İsa orada Hazreti Adem'i yaratıyor. Tabii biz bunu haşa diyerek anlatıyoruz. Böyle bir şeye inanmıyoruz. Sonra Hazreti İsa Hazreti Adem'den o hani boynumuzda erkeklerin boynunda bulunan Adem soğanı, Adem kemiği denilen şey var ya. Oradan Hazreti Havva'yı yaratıyor ya da kürek kemiği diye geçer. Daha sonra insanlık yaratılıyor ve tabii Hazreti Adem'le Hazreti Havva ilk yaratıldığında cennetteler. Ve ne oluyor? Yasak meyveyi yiyorlar. Bakın o yasak meyveyi yeme ve çıplak kalma anları. Yılan orada binaya doyanmış. Evet evet. Orada bakın ağaca yılan dolanmış ve dolanmış vaziyette onları aldatma sahnesi. Oradan böyle adım adım bu tarafa doğru geliyoruz. Ve bakın tam şu gördüğünüz sahne meyveyi yeme sahneleri. Yasak meyveyi yiyorlar. Yedikten sonra da bir sonraki sahneye bakıyoruz. Cennetten kovuluyorlar. Bakın orada cennetten kovan kişi olarak Hazreti İsa gösteriliyor. Hazreti İsa onları mahkeme ediyor. Suçlu buluyor ve bir meleğin önüne katılarak cennetten kovuluyorlar. Devam sahnesinde cennetin kapısında bakın kerubim serafim melekleri kapıdalar. Cennetten kovulmuşlar. Ağlıyorlar, üzülüyorlar ve kovulmuşlar. Ve artık yeryüzüne inmişler. Kürkten, deriden kıyafetler yapmışlar. Ve bakın Hazreti Adem mandalarla toprağa sürmeye başlamış. Yani böyle uzun bir sahne söz konusu. Daha aşağıda bu sahne öbeği bitiyor. Şurada Hazreti İsa'nın çarmıhtan sonra 40 saat sonra dirilme sahnesi var. Mecdeli Meryem, Hazreti Meryem ziyaretine geliyorlar. Ve boş kefen ve boş tabutla karşılaşıyorlar. O sahneyi görüyoruz. Hemen pencere altında Hazreti İsa'nın gözleri görmeyen bir kişinin gözlerini açma sahnesini görüyoruz. Mesela onun yanında bir sahne var. Bence çok önemli bir sahne. Milattan sonra 325. Roma İmparatoru Konstantin en ortada oturmuş. Etrafında dünyanın farklı yerlerinden gelmiş patrikler var. Birinci İznik Konsülü'nün resmini görüyoruz. Birinci İznik Konsülü. Çok önemli bir sahne. Yani İseviliğin putperestliğe dönüşümü. Konstantin'in resmen Hristiyanlığı revize edişi. Konsüle katılanların 1/4'ün aforoz edilişi. Başta Arius olmak üzere. Çünkü 1/4'ü ne demişti? Hazreti İsa Tanrı değildir. Allah'ın oğlu değildir. Allah'ın peygamberidir demişlerdi. Onlar aforoz edildi. Geriye kalan 1/4'lük kısmıyla beraber gördüğünüz gibi burada konsül kararları alınmış oldu. Bu tarafa doğru geliyoruz. Bakın tam şu köşeye Habil'le Kabil'in mücadelesi, Kabil'in Habil'in başını ezerek öldürme sahnesini görüyoruz. Oradan biraz daha aşağı iniyoruz. Burada biz Müslümanların hani Kur'an'da geçmeyen bilmediğimiz Hristiyanlığa ait bir anlatım. Cinlerin karıştığı iki insan, cinnileşmiş, rahatsız ettiği iki insanı mezardan Hazreti İsa'nın kurtarışı ve kurtardıktan sonra da o cinlere domuzlara musallat edişi, bakın burada domuzlar var, domuzların o musallatla beraber uçurumdan aşağı düşüşü sahnesini görmekteyiz. Sümele Manastırı'nın özellikle
bu kısmında, yani şu kaya cephesinde genelde kiliselerde, mağara kiliselerde çok gördüğümüz bir sahne var. Yukarıda tanrılaştırılmış Hazreti İsa var. Etrafında melekler, azizler, katman katman halelenmişler. Burada ilginç bir detay var. Bakın dikkat edin, herkesin başında hale var. Herkesin yüzü parlak bir ışık içerisinde, görüyorsunuz değil mi? Yani başında ışık olmayan bir tane kişi yok. Meleklerin ışığı yok, onlar zaten melek. Burada baktığınız hepsinin halesi var. Başında halesi olmayan şurada arada kara kuru bir tane adamcağız var. Gördünüz mü? Rivayetlere göre bu adam bütün bu duvar resimlerini çizen ressammış. Kendisini de çizmiş. Ressamlar tablolarına kendilerini koyarlar. Ressam Hasan Rıza'nın, Osman Hamdi Bey'in, Zonaro'nun çok tablosunda biz kendilerini görürüz. Demek ki bu eskiden kalma bir gelenek. Ressam kendisini koymuş ama genelde bir ressam kendisini koyarsa ya da bir mimar kendi adını eserine yazarsa kendi aciziyetini ortaya koyar. Ben aciz, ben fakir, ben yoksul diye ifade eder. Burada yazı yok, resim var. Kendisini halesiz koymuş. Yani ben bu mübareklerin arasına girecek kişi değilim ama deyip oraya kendisine çizikleri vermiş. Genelde birçok kilisede göremeyeceğiniz bir resim var. Via Dolorosa'nın, Hazreti İsa'nın güya o 14 duraklık çile yolunun ilk duraklarından biridir. Bağlanıp, bir direğe bağlanıp kırbaçlanma sahnesi. Bakın, burada Sümela o kadar zengin resme sahip ki burada hemen birçok yerde göremeyeceğiniz bu kırbaçlanma sahnesi söz konusu. Bir daha söylüyorum, böyle bir olay kesinlikle söz konusu olmadı. Ama biri bağlandı ve kırbaçlandı. Bu kişi Yehuda idi. Bu arada bir ek bilgi vereyim. Bu kırbaçlandığına inanılan taşın daha sonra Kudüs'ten İstanbul'a getirdiği, bugün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi bünyesindeki Aya Yorgi Kilisesi içinde muhafaza edilen siyah bir mermer direk ve o direğin o olduğu ve Aya Yorgi'de korunduğu inanılmaktadır. Gidip o direği de İstanbul'da Aya Yorgi içinde görebilirsiniz. Yani bakın bu gördüğünüz yukarıda artık gördüğünüz gibi başına taç giydirmişler. Kralı İsa yapmışlar yani. Maalesef biliyorsunuz cennetin krallığı diyorlar Hristiyanlar Kudüs'e. Ve krallığın kralı da kim? Güya Hazreti İsa olduğunu söylemekteler. Bunları görüyoruz. Artık içeri geçelim. Şimdi bakın bu mağara size baştan beri anlattığım o iki rahibin rüyalarında görüp o resmi buldukları mağara. Tabi buldukları küçük bir kaya uyuntusuymuş. Bunu kazarak büyütmüşler ve Sümela'nın en eski manastır kilisesi, mağara kilisesi işte bu gördüğünüz kilise. En eskisi bu. Ve kiliselerde ne olur demiştim. Dün Ayasofya'da da konuştuk. Bir Pantagrator İsa olur. Pantagrator. Yani güya kainatın hakimi. Şu görmüş olduğunuz tepedeki. Bu görmüş olduğunuz. Ama bu Sümela Manastırı'nın en önemli, en özel freski. Fresk ne demek? Fresk sıva üzerine yapılmış resim. İkona, mozaik, taşla yapıştırılarak yapılan resim. En önemli fresk resim bu gördüğünüz. Hazreti Meryem için Tanrı annesi diyorlar. Ya bunların hepsi Konstantin başının altından çıkan herzeler. Önce Pavlus uyduruyor, sonra Konstantin devamını getiriyor. Konstantin putperest. İyi seviliği sevmiyor. Tek Allah inancını istemiyor. Milattan sonra 325 İznik konsülünde topluyor konsülleri, dünyanın dört bir yanından din adamlarını ve tek Allah inancını reddedip olayı putperestliğe döndürmeye çalışıyor. Hazreti İsa peygamber mi, tanrı mı? İznik konsülünde bunun tartışması yapılıyor ve konsüle katılanların dörtte üçü peygamber dediği için hepsi aforoz ediliyor. Başta İskenderiye'den gelen büyük din adamı Arius olmak üzere hepsi, işine gelmeyenler, işine gelenlerle beraber. Hatta o günlerde çok önemli bir din adamı var. Nikomedya'nın din adamı. Yani patriği, Nikomedya patriği. O da başta Hazreti İsa peygamber diyor. Sonra bir bakıyor, Konstantin farklı düşünüyor. Konstantin'e zıtlaşırsa ne olur? Yarın öbür gün kabineye giremez. Her türlü sıkıntı olur. Onun su yoluna gitmesi lazım. Bir dakika ben yanlış biliyormuşum. Tanrı, Tanrı diyor. Oradan yırtıyor, yola devam. Yani her şey işaret ve baş parmağın sürtme meselesi. Yani maalesef keşke şu din meselesi parayla endeksi şekillenmeseydi tarihte. Hazreti İsa'yı para karşılığı satıyorlar ya. Tanrı ilan ediyorlar. Velhasıl orada Hazreti İsa Tanrı ilan ediliyor. Anneyi ne yapacağız?
oğlunu tanrı yaptık. Anne insan olur mu? Olmaz. İnsan tanrı doğurur mu? Doğurmaz. Bir sonraki konsülü Efes'e topluyorlar. Niye Efes? Efes antik kenti Artemis kültünün şehridir. Artemis bir tanrıça biliyorsunuz. Hazreti Meryem'e Artemis'i yapıyorlar. Konsülde Hazreti Meryem tanrıça ilan ediliyor. Efes konsülünde. Burada Hazreti İsa gibi büyük bir tanrı ikameti karnına sığdıran Meryem demek bu. O büyük tanrıyı karnına sığdıran Meryem freskini biz burada bu şekilde görmekteyiz. Bakın yukarıda Hazreti Meryem kucağında çocuk İsa meşhur bir sahnedir. Yani artık ikisi de tanrısal, göklerde etrafında melekler, azizler, aşağıda din adamları. Burada resmen böyle bir loca var. Burada Hazreti Meryem'in Hazreti İsa daha bebekken onu konuşturma sahnesi var. Yani Hazreti İsa bebekken konuşup mucize gösteriyor. O bebek haliyle konuşma sahneleri de burada gözümüzün önünde görülmekte. Bunlar da dışarıda gördüğümüz benzer Meryem'in mabede takdim sahneleri, İsabel ile Meryem'in sarılma sahneleri. Onlar burada gözüküyor. Bu şekilde geçiyoruz. Herkes bu tarafa gelsin. İyice şu tarafa doğru. Sırtımız duvara değmesin yalnız. Orada resimler var. Ve ondan görememişim. Burası kapatılmış. Evet. Şimdi bakın. Tam şurada köşede maalesef şu beyaz tente biraz kapatıyor. Sadece Yunus peygamberin başını görüyoruz. Yani boyu uzun olanlar, benim boyu 1.65. Boyu biraz daha uzun olanlar balığın ağzını görecek. Balığın ağzından Yunus peygamberin dışarı doğru çıkışı. Olayı herkes hatırlıyor değil mi? Yunus peygamber Ninova şehrindeydi. Allah-u Teala izin almadan toplumu terk etti. Ve sonra bir gemiye bindi. Gemi sıra dışı bir fırtınaya yakalandı. Gemidekiler aramızda uğursuz biri var dediler. Üç defa kura çekildi. Üçü de geminin kenarında ağlayan, sessiz, garip, saklanan adama çıktı. Onu denize attılar. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılıyor bu hadise. Allah-u Teala ne diyor? O diyor balık Hud onu yuttuğunda eğer bize sığınmamış olsaydı kıyamet kopana kadar biz onu balığın karnında gezdirecektik diyor. Balığın içinde hapis kalacaktı. Ama diyor bize sığındı diyor. Bize sığındı. Nasıl sığındı? Bakın İslam'da en önemli peygamber dualarından biridir o. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum sen beni affet. İslam'da, İslam tasavvufunda Hazreti Yunus'un bu zikri çokça çekilir, çokça yapılır ve insanı ferahlatır. En sıkıntılı anınızda sebebini biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama böyle buruluyor yüreğiniz. Çekilin bir köşeye, bak bir tesbih çekin 100 tane. Bir anda bütün kara bulutların dağıldığını görürsünüz. Edirne Eski Camii'nin duvarlarında kocaman yazar. Hazreti Yunus'un balığın karnında yaptığı bu dua. Ve 40 günün sonunda bu duanın yüz suyu hürmetine balık onu canlı olduğu gibi hayatlar dışarı çıkaracak. Ve ondan sonra da Hazreti Yunus Ninova'ya dönecek. Bir de bakacak kavim yeniden hidayete ermiş. Evet şimdi çıkıyoruz. Aslında bu çentikler üzerine bir daha sıva yapmak için yapılan çentikler. Bu çentikler bozmak için değil. Yani denmiş ki bunları yapalım. Bir daha üstüne sıva attığımız zaman sıvayı tutsun. Sonra üzerine yeni resim yapalım denmiş ve öylece kalmış. Dışarı çıkalım. Son anlatacağım şeyleri anlatacağım. Sonra serbest zaman vereceğim. Çünkü buralarda girift bir sürü detay yer var. Buraları toplu halde gezemeyiz. Siste artık iyice çökmeye başladı. Hepinizi böyle alayım. Şimdi efendim daha konuşulacak belki nice fresk ikona var ama yani saatler günler sürer bunların hepsinin hikayesini konuşmak. Genel hatlarıyla ben size bunları anlatmaya çalıştım. 6 yıldır burası olağanüstü bir tamirata alındı. Hatta tamir öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yetkililer beni de aradılar. USB ile burayla alakalı tasarımlar gönderildi. Yani bir nevi burayla alakalı benim de rapor yazmam istendi. Ben de yazdım gönderdim. Yani şunları yapmak istiyoruz. Böyle mi şöyle mi yapalım diye. Bilirkişi heyetine ben de danışman olarak vazife aldım. Kendi fikirlerimi söyledim. Hakikaten restorasyon çok güzel oldu. Buranın tepesinde, buranın üstüne düşme tehlikesi olan 300 tonluk bir kaya vardı. 6 sene evvel restorasyona önce o kayayı sabitlemekle başladılar. İlk iş 300 tonluk bir kaya düşmek üzereydi bunların üstüne olduğu gibi. Dediler bunu kıralım mı, parçalayalım mı, ufak ufak alalım mı? Dediler mümkün değil. En küçük bir hata Sümele'yi dümdüz edebilirdi. Onun için kaya sabitlendi.
sonra diğer aşamalara geçildi. Yapılar A'dan Z'ye orijinal mimariyle. Bakın gördünüz mü, ahşap kirişlerine kadar yenilendi. Ve bu restorasyonda ne bulundu biliyor musunuz? Hiçbir zaman öğrenmediğimiz, bilmediğimiz bu yapıya ait yeraltı tünelleri ve gizli şapeller, yeraltı şapelleri ve uzlet odaları bulundu. Birer ikişer kişilik uzlet odaları. Oralara girip aynı İslam'daki erbayın çıkarmak, o 40 gün yer altında durmak gibi keşişlerin durduğu yerlerde tespit edilmiş oldu. Uzun lafın kısası, işte burası böyle bir süreçten geçti. Birçok Osmanlı padişahı buraya hediyeler gönderdi, sahip çıktı. Gelip ziyaret edenler oldu ve süreç en sonunda Birinci Dünya Savaşı'na dayandı. Buraya ilk büyük sıkıntıyı Hristiyan, Ortodoks Ruslar yaşattı. 1916'da bölgeyi işgal ettiler ve askerler burayı kışla olarak kullandı. Burayı depo ve cephanelik olarak kullandılar. Yani burası kiliseymiş, azizmiş, aman burada ibadet edelim falan demediler. Burayı soydular. Buradaki kutsal eşyaların çoğunu Rusya'ya kaçırdılar. Sonra arkası geldi. Arkasından Rum çeteleri buraları karargah yaptı. Ve bu karargahla 23'e kadar buralarda kaldılar. Ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyetimiz kurulunca mübadeleyle gönderildiler. Ama biz yine onların kutsallarına sahip çıktık, koruduk. Ve 2010 yılında, 88 sene sonra ilk kez onların burada ayin yapmasına Türkiye Cumhuriyetimiz olarak izin verdik. Bartolomeos geldi. Bizzat Bartolomeos tam buraya çıktı. Ve burada toplandılar ve ayin yaptılar. O günden bugüne her sene yılda bir gün ayin yapmalarına ülkemiz olarak izin veriyoruz. Ve onların kutsallığına da gördüğünüz gibi saygı duyuyoruz. Keşke onlar da azıcık saygı duysaydı. Bugün koskoca Yunanistan'da bir tane ibadete açık cami yok ya. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum.